Bırak 7 vuramamışımdır. Yılın sinema ikisini seçmediniz demiş. Seçmediniz çok demiş Yusuf Bey. Doğru. Yılın sinema ikisi kim? Nuri Şahin ya. Ya dur birlikten seçelim. Siz düşünürken ben okuyayım yılın da. Sinema ikisi güzel. Yılın sinema genç ikisi. Oyuncusu Enes Ünal demiş Sezer Bey. Tabii tabii kesin. Ama Süper Lig diye zorladı evet, beni. Evet Süper Lig diye zorladı. Abi Süper Lig ama yani bir dakika biz bu Süper Lig konuşuyoruz. Mbappe falan dedi biliyorsunuz ya Serdar abi. Alamadım bir türlü Süper Lig'in içine. Yok abi Süper Lig'de yılın oyuncusu ne yapayım yani? Mbappe işte. Ne var Cengiz Ünder var. Cengiz hadi bir pozitif ayrımcılık da yapayım hadi ya onu yapayım. Sen Apo Hoca'na çok pozitif ayrımcılık yaptın bu akşam. Bu akşam İlk vallahi, buluşmada ne olacak Allah bilir. Bayağı Başakşehirli oldum ya. İşte bak ilk buluşmada ne olacak. Ama Abdullah Avcı'yı dün gördüm efendim burada dün diyorum. Çarşamba gördüm dedim ki nihayet bir futbolu değiştirdin. Mehmet Battal'a şişir sağa sola indir seni bir değiştirdin dedi. Dedi. Başarılı oldun tebrik ediyorum dedim yani. Hasan Bey demiş ki yılın hayal kırıklığı maalesef Gaziantep Spor'umuz demiş. Ya biliyorduk düşeceğini. Gaziantep Spor kötü biliyorduk yönetiliyordu düşeceğini. Arkadaşlar kötü ne yazık ki. Biliyorduk kötü yönetiliyordu gitti. Peki şimdi tabii... Hani bugün bir Hollanda dergisinde çıkan bir sıralama var. Dünyanın en iyi 5 oyuncusu gelmiş geçmiş. Kim? Ronaldo yok, Messi var. Biz de kendi 5'imizi seçiyoruz. Yanlışlar abi yani bence yanlış. Ya dünyanın gelmiş... Ya bu çocuk daha ne yapacak daha ya? Daha ne yapacak üç abi? 3 tane şampiyonlar ama ya, ligi ayıp ya. Şey... Tabii, ayıp ama. Yani Avrupa şampiyon. Şampiyonlar ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu. Şampiyon, Avrupa şampiyonu olmuş ülkenin yıldızı. Ha bu da böyle, bunu tarihin sevmiyorlar. Tarihin en çok gol atan... Bunun da özelliği olsun, bunu da sevmiyorlar. Ya bu çocuğu sevmiyorlar, böyle bir şey olmaz ya. Peki dünyanın en iyi 5 oyuncusunu seçtik. Daha doğrusu Mehmet Ay'a çok seçme taraftarı olmadı. Ya ne şimdi bir şey seçeceğim biri gelecek. Serdar'a bütün yükü verelim geçkisine. Serdar Öçelikler'e verdi. Yapsın. Bir görelim Serdar Öçelikler'in dünyanın en iyi 5'ini. Tarihin en iyi oyuncusu. Tarihin 28. En iyi futbolcular abi. Otur senin istidadın bir ortak hesap açan abi, bir abi ben o kadar yengeç burcu değilim ya. Ne ortak hesap imkansız ya. Peki ya devam edelim. Sinema ikisi kim hakikaten abi? Ha, evet abi yılın sinema ikisi. Olabilir mi? Olabilir. Ya Nuri Şahin ya. Abi o Türkiye ligi. O Türkiye'den soruyor izleyici. Deminden beri Mbappe niye Nuri Şahin oluyor? Türkiye Nuri Şahin hep zar zaten. O yani başka diyor. Tarihin yani. O zaman şey sinema ikilerin Obradoviç'i diyebiliyor muyuz kendisini? Tabii tabii. O zaman attık. Sinema ikilerin Obradoviç'ini attık. Kim bu sene? Fittipaldo. Fittipaldo. Net. Basketbol yılın sinema ikisi. Basketbolun sinema ikisi. Selçuk İnan olabilir tabii. Mustafa Pek demek olabilir mi? Olamadı. Çok gol attı Mustafa Pek. Doğru, evet. Çok gol attı. Yok Sinan 2 değil. Ya Sinan 2'nin en ya hücumda ya savunmada hiçbir şey yapamayan. Ali Çamdalı. Ali Çamdalı'nın savunması iyi. Yoksa 10 numara oynuyor bir golü var. Efsane bir orta sahibisi. Yorumlara bakalım. Ama evet, hani 11 sarı 1 kırmızı hani demek ki defansif yönden iyi yani. Serdar bak bu akşam Aykut hocama çakmadın. Üzülüyordur bence. Niye çakayım ya? Çakmak adam diyeceğim yani eleştiri olarak niteleyelim. Savaş Tanış demiş ki Ösebio da unutulmamalı demiş. Tabii Ösebio'nun yani hikayesi de. Onun da hikayesi yani efsane gerçekten. Portekiz'de o baskının içinde tek başına ayakta duran bir adam. Gidemeyen, transfer tabii olamayan, yani tip, transfer ettirilmeyen. Tabii yani bu tip şeyleri bu tip toplumsal baskıların veya tabii. O dönem toplumsal sorunların içerisinden yıldızları parlayan ve milli takım seviyesinde sevilen İnsanların bir tanesi de elbette ki Lefter Küçükhanoğlu'yız. İdir. Mustafa Altunbaş. Futbolu sevdiren adam Lefter Küçükhanoğlu'yız. Şimdi son anda okurken duydum. Sevgilerimi, saygılarımızı bir kez daha gönderelim. Türk bak futbolu bir şey için, mi? Türk sporu için çok özel bir adamdır. Lefter Küçükhanoğlu'yız. Futbolda bunu konuşmam. O kadar zekam yetmez de o 6-7 Eylül olaylarında onun yaşadığı Gadri. Lefter deyince benim aklıma o kapıya gelen kendini Müslüman ve Türk zanneden tipler geliyor. Maalesef. Bir ay sonra milli takımda gol atıyor biliyorsun. Maalesef. Ve sonra Yunanistan'daki milli maçta da sen nasıl Rumsun diye yuhlanıyor. Yani Lefter deyince benim aklıma yeşil sahadan ya, önce... Maçı Yunanistan'da bir ay sonra Yunanistan'da dayak yiyor. Bu ben tümevarım geliyor. Yapıyorum ve gözlerim doluyor. Aynen öyle yani. Ondan sonra dünya starı. Bir de şey maalesef. Biz çok misafirperver bir milletiz var ya en güzeli de o. Tabii canım. Peki yorumlara devam edelim. Yılın sinema ikisi demiş Tuna Bey, Volkan Şen 33 maç, 2.5 isabetli şut, 1 gol. Bak kim söyledi? Tuna. Tuna Bey. Tuna Bey'le ben galiba birkaç kere daha tebrik ettim. Tuna Bey'le bizim mi? Kafamız şey. Ben öyle hatırlıyorum ben yani. Ben kalkayım o zaman. Yok Tuna Bey'le bizim kafamız şey. Tuna aynı. Volkan Şen kesin bak çok ne nokta atış yani işte. Sinema ikili değil mi bu arkadaşlar? Kaç bir dakika sonra rakamdan söyleyeyim. 33 maç, 0 gol. 2.5 şut, 1 gol. İsabet? 2.5 isabetli şut, 1 gol. 33 Allah, maçta. Böyle bir şey olur mu ya? Bu arada Burçin Hanım'dan bir mesaj daha geldi. Ortak hesaba karşıyız. Tamamıyla benim hesabım Kaya evlenmeden önceki soyadım o da duruyor demiş yani. Ama o da bir soyadı birliktelikleri var ama yani. Fotoğraf birlikte ya Burçin Hanım ondan ben. Normal kırsın. Oradaki birlikte olur, o başka olur, bir şey de. Romantizm ona bir itirazımız yok. Hangi hanımefendi seyrediyorsa başımızın çok üzerindedir abi. Kadın abi Volkan Şen hakikaten yılın sinema ikisi ya. Bugün bir arkadaşım aradı. Dedi ki ya sen hatırlıyor musun 2 sene önce Volkan Şen geldiğinde 2 sene sonra Antep'te
takasta kullanılır demiştin dedi. Vallahi sen işte ikinci sene, iki seneyi doldurdu yani. Ben biraz şimdi tahminimden biraz... Hem Volkan Şen hem Ozan Tufan'la muhtemelen yollar ayrılıyor. Muhtemelen yani bayağı yüksek... Ozan'la ilgili benim duyduğum da o yönde. Büyük ihtimal yani. Dün Onur'la da konuştuk. Ayrı, yani ayrılsın. Evet, gönderiliyor iki oyuncu diyebiliriz. Salih de diyebiliriz ama Salih de şey yok. Ya Salih oynatmadılar. Salih Sinamiki değil ama. Oynatmadılar Salih'i. Tabii Sinamiki değil diyor. Makasını atar, çalımını atar. Aykut Hoca bir... Alper Potuk Sinamiki'dir demiş Cemil yok, Bey. Yok değil. Değil. Değil abi, koşar, top taşır. Yani hiçbir şey yapamayan adamlar. Yani bal yapmayan arı diyebiliriz. Abi Sinamiki'den kastımız kötü oyuncu değil ki. Alper'e mi? Evet. Alper'e bal yapmayan arı diyebilirsin. Ama çalışan adam. Başka bir şey o yani. Sinamiki'lik başka bir şey. Yani ben illa gol atsın. Alper çalımını atar, mesela ileri taşır topu. Yani bunun hakikaten tam tespiti gerçekten şey yani. Ben bakıyorum, topun kıymetini bilen oyuncu. Çok iyi ayar var. Ben de seyrediyorum. Mert Bey demiş abi ki yılın Sinamiki'si Tolga Ciğerci'dir. Bak Tolga olabilir. Ya o da performans göstermiyor. Abi bak burada bir kere Sinamiki'nin kavram ya tanımında anlaşalım. Ya bir kelimeyle i̇şte, değil, bir kişiyle. Maldonado vardı ya Fenerbahçeli. O Sinamiki'dir. Vücut bulmuş halidir işte. Sinamiki'nin. Ama Nuri yatlamayalım. Sinamiki'nin efendim. Vücut gerçekten bulmuş hali. Yani Sinamiki takımının kaptanıydı Maldonado yani. Böyle bir şey olmaz yani. Peki tekrar geri pas veriyordu 90 artı 3. Valencia'ya gitmeden önceki Mehmet Topal'la Dünya Sinamekiler Birliği yönetim kurulu üyesi olmuş. Yok. O örümcekti o zaman da. O zaman da örümcekti. İyi defansı. Çok yanlışım var. Galatasaray'daki Mehmet Topal sağa ver sola verdi. Öyle miydi? Valencia'dan sonra dediğin oldu. Valencia'dan zaten. Mustafa Bey, Nacil de Jong demiş ama. Futbolu sevdiren adam Maradona, aşık eden Ronaldinho'dur. Yani Ronaldinho gerçekten çok özel futbolcu. Abi güzel adamlar var tabii. Yani neyse. 21. yüzyılın cehaleti. Cahilleri kitap okumayanlar veya okuma yazma bilmeyenler değil, okuduklarına ve dinlediklerini anlamayanlar, öğrenmek istemeyenler ve yenileriyle değiştirmek istemeyenler olacaktır demiş Alvin Toffler diye bir adam. Güzel. Böyle dememiş de biraz birkaç tane kelime ekledim ben tabii yani. Devam edelim. Alvin Toffler dedim bak, o şey var, Alvin ve sincaplar var, onu anlamayın. Şimdi o tweet'i attı, kaç takipçisi